Merhaba, Pestum isminde küçük bir Akdeniz kasabasındayız. Pestum, Roma'ya özgü ya da Latince bir isim. Kentin daha önceki ismi Yunanca'ydı ve Poseidonya olarak geçiyordu. Kent ismini deniz tanrısı Poseidon'dan almış. Burası bazen koloni diye anılsa da aslında küçük bağımsız bir Yunan kentiydi. Tarihçilerin Magna Graeca yani Büyük Yunanistan diye adlandırdıkları Güney İtalya'nın her yerinde Pestum gibi daha birçok Yunan yerleşkesi vardı. Bugünkü adıyla Türkiye dahil Akdeniz'in birçok yerinde bu tür Yunan kolonilerine rastlamak mümkündü. Pestum'da çok iyi korunmuş 3 adet tarihi Dor stili Yunan tapınağı bulunuyor. Bu tapınakların ikisi M.Ö. 6. yüzyılda inşa edilmiş arkaik dönem eserleri. Diğer tapınak ise M.Ö. 5. yüzyıldan kalma klasik döneme ait bir örnek. Yunanlar mimaride kusursuzluğu ve ideal güzelliği yakalamak için değişiklikler yapmaktan çekinmezdi. Oranlarla oynar, ön ve yan cephelerdeki sütün sayılarını artırır veya azaltırlardı. Bu üç tapınağın en eskisi Zeus'un eşi Tanrıça Hera'ya adanmıştı. Hera bir diye geçen bu tapınak, dor tarzı bir tapınakta olması gereken tüm özelliklere sahip. Oldukça iri ve kalın sütunlarında kaide bulunmuyor. Doğrudan stilobat ya da sütun sekisi denen döşeme tabanına oturtulmuşlar. Gövdelerinde derin olmayan dikey yivler bulunan sütunlar çok sade bir geometrik başlıkla sonlanıyor. Ayrıca bu tapınan abartılmış bir entasis'i var. Yani sütunlar dümdüz değil. Ortalarında şişkinlik olan sütunlar aşağıdan yukarı çıktıkça inceliyor. Burada entasis o derece abartılmış ki sütunlar sanki tavanın ağırlığından bel vermiş gibi duruyor. Sütun başlıklarının da tavanın ağırlığı altında bastırılmış gibi görünmesi bu tapınakların en eskisinde gerçek anlamıyla bir ağırlık duygusu hissettiriyor. Bu tapınakta diğer Dor nizamı örneklerine göre bazı ilginç farklılıklar bulunuyor. Örneğin ön cephedeki sütun sayısının 9 olması tuhaf bir durum. 9 tek sayı. Bu nedenle ortadaki sütunun etrafından dolanmak gerekiyor. Eski Yunan kültüründe tapınaklar tanrıların evi kabul edilirdi. Yani bugün tapınak veya kilise dendiğinde aklımıza gelenden farklı bir işlev üstlenirdi. İbadetler tapınağın dışında yapılırdı. Ama hera bir örneğinde Sela denen iç odanın merkezinde bir sıra sütun var. Bu nedenle Tanrıça Heykelinin bu odaya nasıl sığdığını tahmin etmek oldukça güç. Bu konuyla ilgili birçok teori var. Örneğin kimileri bu tapınağın Hera ve kocası Zeus'a birlikte adandığını savunuyor. Bu nedenle arka bölümde iki heykelin yer aldığı iddia ediliyor. Ama dürüst olmak gerekirse gerçeği hiç kimse bilmiyor. Bu tapınakların en eskisi olan Hera 1'de çok güzel bir oran, bir denge duygusu var. Önce pede 9 yanlarda da 18 sütun var. Yani bir cephenin diğerinin tam iki katı olması istenmiş. Sanat tarihçileri Hera 1 klasik dönem tapınağı olan Hera 2'yi karşılaştırmaktan çok hoşlanır. Hera 2 diğerlerinden farklı oranlara sahip. Yani Hera 2 daha güçlü bir dikeylikle birlikte çatısının ağırlığından daha az etkilenmiş duygusunu veren hatları daha ince bir tapınak. Ayrıca birçok yönden Hera 1'e göre daha iyi korunmuş durumda. Triglif ve metopları ile frizleri görebiliyoruz. Alınlığın da bir kısmı hala duruyor. Ama bence iki tapınak arasındaki en önemli fark Hera 2'nin özelliklerinin Hera 1'e göre Atina'daki Partenon gibi diğer tipik dor tarzı tapınaklarına daha fazla benzemesi. Hera 2'nin ön cephesinde altı sütun var ve simetrik duruyorlar. Böylece merkezinde içinden geçebileceğiniz bir boşluk ortaya çıkıyor. Yan cephede de 14 sütun bulunuyor. Ama bu tapınağın farklılık gösteren başka özellikleri de var. Örneğin birincinin hemen arkasında yer alan ikinci bir kolonat yani kolon sırası var. Ayrıca bir duvar ve üstünde ikinci bir kolon serisi olan başka kolonla sınırlanmış bir iç bölümü var. Çatıyı taşımak için oluşturulmuş bu düzen. Hera 1'de gördüğümüz merkeze yerleştirilmiş sütunlardan daha başarılı bir çözüm ortaya koyuyor. Hadi Hera 2'ye daha yakından bakalım ve ne tarz değişiklikler olmuş inceleyelim. Sütunlardaki entasis daha zayıf. Ayrıca sütunların başı da abartılmamış. Hera 1'deki kadar geniş ya da basık değil. Bu nedenle yapıya daha güçlü bir dikeylik duygusu kazandırıyor. Bu tapınaklar incelenirken genelde unutulan çok önemli bir nokta ise konumlar. Gerçekten kendilerinden de eski Yunan ve Roma dönemi harabeleri tarafından çevrelenmiş durumdalar. Romanlar zamanla tüm İtalya yarımadasını ele geçirmiş. Güneyde Yunanları, kuzeyde de Etrüskleri kovmuşlar. Pestum'u da Milattan Önce 3. yüzyılda ele geçirdiler ve bir Roma şehrine dönüştürdüler. Çevredeki bu harabeler de Romalılara ait evler. Hatta bir de amfiteyatro var. Yani bütün bunlar bir arada var olmaya devam ettiler. Hera 2'ye bu klasik dönem dört tarzı tapınağa bakarken aynı dönem eski Yunan heykel sanatını da şöyle bir hatırlamakta yarar var. Örneğin Doriforos heykelini ya da bugün Napoli Müzesi'nde gördüğümüz tanrı ve tanrıça heykellerini hatta Yunan kahramanların heykellerini hatırlayalım yani Yunanistan'ın altın çağını düşünüyoruz. Perikles Atinası'nın ortaya çıktığı, demokrasinin doğduğu ve ümanist felsefenin keşfedildiği bir çağ. Bu çağın kültürü, bugün bile kullandığımız geometriyi ve felsefeyi buluyor ve gökyüzündeki yıldızların, gezegenlerin ve insan vücudunun hareketlerini anlamaya çalışıyordu. Minerva ya da Athena'ya adandığı düşünülen diğer tapınak dahil bu üç yapı, bence İnsan tutkularına topraktan yükselen somut bir şekil verme çabasını simgeliyor. Hoşçakalın.